Sabahı şeriflerin hayırlı olsun hemşire. Senin de abi. Günaydın Serap. Günaydın. Annen inmeyecek mi kahvaltıya? Ha, uyuyakaldı herhalde. Ben bir gidip bakayım. Aa, ne yapıyorsun anne? Niye taşıyorsun o tepsiyi? Olsun kızım. Ben de bir işin ucundan tutsam fena mı olur yani? Hayır anne, tutmayacaksın. Sen bu evin hizmetçisi değilsin. Bu evin hizmetçisi belli. Niye anneme iş tutturuyorsun Gülizar? Ne biçim hizmetçisin sen? Ben ne yapayım Serap Hanım? Anneniz ısrar etti. Ya. Ne olursa olsun Zehra Hanım'ı çalıştırmanız doğru değil. Bir daha duymayayım. Siz de çalışmak için ısrar etmeyin lütfen. Çiftliğin belli bir düzeni var. Bunun bozulmasını istemem. Hadi anacığım, et kahvaltını. Gülizar. Kız. Ağlıyor musun sen? He? Ağlıyorum evet. Yasak mı? Biri bir şey mi dedi? Yeter artık Seyyar abla bu güllü soyasının bana yaptığı ya. Bizim de bir insanlık onurumuz, bir haysiyetimiz var. Her defasında hizmetçi, hizmetçi diye yüzümüzü yere çalıyorlar. Ayıptır, günahtır be. Ah be evladım, yumruk onlarda, çene sende. Bırak güllüyü müllüyü, uğraşma sende. Benim bir günahım yok ki. Anası olacak o karı tutturdu tepsiyi ben taşıyacağım diye. Tamam dedim ben de. Vay! Sen benim anama nasıl iş tutturursun diye tepeme çıktı soyka. Ah be kızım, baştan belliydi işin buraya varacağı. Onun derdi başka o Soykan. Balayında Muzaffer Bey'le Beyi Hanım yüzünden kavga etmiştir galiba. Beye bozuk çalıyor diye kabak benim başıma patlıyor anlayacağım. Allah Allah. Bu kız deli mi ne? Bacım hala öğrenemedi mi Muzaffer Bey'in Beyi Hanım'ı ne kadar çok sevdiğini? Rahmetli. Anlamadım. Ne dedin? Diyorum ki daha öğrenemedi mi Muzaffer Bey'in Behiye Hanım'a ne kadar aşık olduğunu vakti zamanında? Öğrenemediyse öğretmek lazım o zaman. He?